Bıçağımızda harika. Yavuz bıçak hediye etti. Tamamen vezir köprü yapımı. Çelik, paslanmaz, jilet gibi kesiyor. Dedi benden hatıra olsun dedi. İşte Yavuz bıçak yazıyor markasında basmış buraya. Göster. Vezir köprüde her çeşit böyle bıçak yapıp Vezir Köprü'nün her tarafına kargo ile gönderebiliyorlar. Çok güzel kesiyor. Evet, bugünkü menümüz melemen. Melemen, evet, Vezir Köprü'nün meşhur yemeklerinden olduğu için biz de bugünkü şeyimizde melemen yapacağız. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Semaver Vezir Köprü'de Veziriş tarafından üretilmekte. Tamamen çelik ve yerli üretim, el yapımı. Türkiye'nin her tarafına kargo yapıyorlar. İsteyen varsa da kanalımızı takip ederek altına yorum yapabilirler.
Bakalım melemelimiz nasıl olmuş? Bir deneyelim bakalım. Süper süper. Samsun Vezirköp ilçesi Duruçay köyü, Çerkez köyü. İşte gördüğünüz gibi Abant Gölü gibi aynı. Buranın Abant'tan bir farkı yok. Belediye olarak buralara kamp alanları yapılabilir. Kamp kurulabilir, piknik yapılabilir, gezi yapılabilir. Çok güzel bir manzarası var. Müthiş, gizlenmiş bir cennet. Duruçay'da bugün kampımızı kurduk. Bol oksijen. Güzel mi? Kuş sesleri, kurbağa sesleri, tam bir kafa dinleme yeri.
Eşe. Wow, çeşmeye bak. Bakın nereye gidiyorum. Kamp uzmanı sizi bakın nerelere getirdi. Bu bölgeye fıstık ocak derler. Evet, şu yukarıda şimdi oraya çıkıyorum. Çeşme var. Çeşme yazın kışın suyu buz gibi akıyor. Mükemmel bir şey. Bu bölgede duranlar burayı çok iyi biliyor. İşte Kustuk Çeşme dediğimiz yer. Bakın. İşte. Buz gibi buz buz. Yaz kış böyle. Oo, elim dondu. Evet. Mükemmel bir tadı var. Oo. Dondu ellerim. Oh. İnanın buz gibi. Çok soğuk bir su akıyor. Yaz kış bu şekildeymiş buranın çeşmesi. İnanın dondum gerçekten. Mükemmel bir ortam var. Çeşme daha. Kustuk Çeşme'den sonra buranın da suyu çok soğuk. Gerçekten güzel. Yani her tarafta çeşme bulabiliyorsunuz. Piknik yapmaya, kamp kurmaya çok uygun bir bölge. Şöyle az ileride Boruk Yaylası var. Şurada yine Duruçay Yaylası var. Hemen şu ileride Yılkatlar var mesela. Yılkatlara da bakabiliriz. Ama onları her zaman bulmak mümkün değilmiş. İnşallah bir dahaki sefere de sizleri oraya götüreceğim. Yılkatları göstereceğim size. Başıboş, kendi kendine arazide gezen, yayılan hayvanlar. Doğal, doğal olarak yaşıyorlar buralarda. Görüyorum. Duruçay Köyü. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.